Fakat biz maddi durumumuzun çok ama çok üzerinde davranarak fazla harcama yaptık. Bu düğün için evimizi ipotek ettirip size 1 milyon rupi verdim. Şimdi herkes burada ve siz diyorsunuz ki... Gulam Bey, neden sinirleniyorsunuz ki? Ha? Bütün bunları ben kızınız için yapıyorum. Benim oğlumun onu ne kadar da çok sevdiğini görmüyor musunuz? Kızınız benim oğluma kırmızı severim dedi. Oğlum da hiç durmadan hemen gidip ona kırmızı bir araba aldı. Kızınız şimdi de bir bahçe istiyor. Ve oğlum inatçılık yapmaya başladı. Yine de bugün ona bahçeli bir ev alacağım, sözüm olsun. Şükür ki varlıklı bir aileyiz biz. Bahçeli ev ve kırmızı araba pek ucuz şeyler değil Gulam Bey. Bhopal'de bahçeli evlerin ne kadar pahalı olduğunu bilirsiniz. Hepsi için 5 milyon rupi. Bu arada şu ana kadar 1 milyon rupi harcadık bile. Senden de sadece 4 milyon rupi civarında bir katkıda bulunmanı istiyoruz. Rupimi. Ben hayatım boyunca 4 milyon rupiyi bir arada görmedim. Çıldırdın mı sen? Ama eminim kızınızı mutlu görmeyi hayal ediyorsunuzdur. Dinle. Benim tek bir evim var. Onu da ipotek ettirdim. Söyle bana lütfen. Bu talepler mantıklı olabilir mi? Nasıl? Nereden 4 milyon rupi bulacağım ben? Neden kendinizi üzüyorsunuz Gulam Bey? Ha? İnsan başı sıkıştığı zaman bir dostundan yardım isteyebilir. Değil mi? Şuraya bak. Hı? Her babanın en büyük hayali kızının mürüvvetini görmektir. Ama bakıyorum da sen kızımın düğününü suistimal etmeye çalışıyorsun. Bu bir iş anlaşması değil. Gulam, üzgünüm. Gerçekten çok özür dilerim. Ama yalan söyleyemem. Madem böyle bir kızın var, o zaman anlaşmaya yanaşmak zorundasın. Böyle bir kızım var da ne demek oluyor? Aliye nasıl bir kızmış? Aliye'm harika bir evlattır. Onun hakkında böyle konuşamazsın, tamam mı? Dediğini duydun mu? Evet, tabii ki sizi çok iyi anlıyorum Gulam Bey. Her baba kızının mükemmel olduğunu düşünebilir. Bu hakkıdır. Ama siz ne dediğinizin farkında değilsiniz. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Aliye'den mi söz ediyorsunuz? Söyleyeyim o zaman. Senin kızın Aliye... Gulam, her şey yolunda mı? Tabii. Tabii ki her şey yolunda sevgili Osman. Bir sorun yok. Kızının mutluluğu için bir talebimiz oldu ama buna sinirlendi nedense. Birden böyle parladı işte. Bu bir rica değil. Bir talep. Başından beri istedikleri çeyiz parasıymış.
Demek istediğim buydu. Osman kardeşim, biz onu da verdik tabii. Ama bu bir hataydı. Ta en başından böyle bir şeyi kabul etmemeliydik. Ama olan oldu. Evet, olan oldu. Şimdi de Alya'nın namusuna dil uzatıyorlar. Hadi söyle. Hadi söyle bakalım. Kızım hakkında ne söyleyeceksen söyle. Hadi ne bekliyorsun? Konuşsana. Osman da burada işte. Kızımın lekelenmiş olduğunu söyle. Hadi bunu söyle. Nasıl yapabilirsiniz? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Düşündüklerinizi söylemeden önce unutmayın. Alya benim ailemin bir parçasıdır. Yani benim bir parçam. Babası nerede kaldı acaba? Belki de anlaşmaya varmıştır bile. Lafı dolandırmadan neyse onu söyleyin. Korkmayın. Ama unutmayın. Bunun bir bedeli olur. Söyledikleriniz doğru değilse bedelini ödersiniz. Madem bu kadar duymak istiyorsun, söyleyeyim o zaman. Ama unutma, gerçeği söylemek günah değildir. Senin kızın Alya ve senin oğlun Zeyn sadece bir kez değil, defalarca samimi bir şekilde birlikte görülmüş. Onları birçok kez birlikte gördük. Çok samimi görünüyorlardı. Yılbaşı partisinde sınırları tamamen aştılar. Hatta teknedeki o gece... Ya bizim gelinimiz olacak. Onun kötülüğünü istemem. Ama bütün bunlara sizin oğlunuz neden oldu Osman Bey. Onu baştan çıkartan sizin oğlunuzdu. Şimdi beni dinle. Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Siz onu suçluyorsunuz ama... o şu anda arkadaşlarıyla Bangkok'ta eğlenmekle meşgul.